arkadaşlar ve Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel kulaklı polar berenin anlatımıyla geldim. Beremiz bir buçuk yaşa uygun olarak çalışıldı. İp olarak daha önce paylaştığım polar kapşonlu hırka ve polar askılı tulum yapımında kullandığım ip olan ipi kullandım şiş numarası olarak dört buçuk numara kullandım ee, ve bir yumaktan az gitti tabii ki bere yaptığımız için ben beremize bu şekilde kulaklar yapmayı tercih ettim ama siz bunların yerine tüylü pomponlar veya normal pompon kullanabilirsiniz iki tane yerine bir tane de kullanabilirsiniz tamamen size kalmış ee, çok güzel çok güzel bir model olduğu yanlamasına tümden işlenen bir Bere arka tarafında dikişimiz var şu kısımda sadece ve e, bu şekilde as e, kordon yaparak kordonlarımızı da yerine dikiyoruz ve bu şekilde çok güzel bir e, bere elde etmiş olduk. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye alsın, yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Hadi hep beraber yapımına geçelim. Evet arkadaşlar beremiz için ipimiz Himalaya Dolpin Fine. Ben bir önceki videolarımda daha önceki videolarımda paylaştığım polar kapşonlu hırka. Polar, e, tulum ve, e, yani polar tulum ve yani polar tuluma takım olarak devam ediyorum şu an bu videomda. Onun için aynı marka ve aynı renk ip tercih ettim. E, ama dediğim gibi bundan önceki videoları izleyen arkadaşlarımız varsa Himalaya Dolpin Velvet ve Himalaya Dolpin de olur ama e, bu ip hepsinden daha ince olduğu için verdiğim ilmek sayılarından daha az ilmek sayısı başlamanız gerekiyor çünkü aynı ilmek sayısı başlarsanız benim yaptığımdan daha büyük bir bere elde edersiniz o yüzden birkaç ilmek eksilterek başlamanızı tavsiye ediyorum yoksa dediğim gibi daha büyük bir bere elde edersiniz isterseniz önce bir elinizdeki iple dediğim ölçülerde yapıp modelin ne olduğunu anlayın ondan sonra istediğiniz şekilde anladıktan sonra zaten püf noktalarını istediğiniz ölçüde hırkayı küçültebil bereyi küçültebilirsiniz şimdi arkadaşlar şiş numarası olarak yine 4.5 numara kullanacağım ve arkadaşlar bu şekilde ilmek belirleyicilerine ihtiyacımız var çünkü kesimlerimiz var o yüzden ilmek belirleyicilerinde kullanacağız Şimdi arkadaşlar 4,5 numaralı şişime toplam 25 tane ilmek atacağım. Evet, 25 tane ilmeğimi şu şekilde atıyorum. 2 3 4. Normal bir bebe ipiyle yapıyorsanız arkadaşlar ben 25 ile başlıyorum. Siz 32 ilmek falan başlarsanız bir yaşa uygun yapabilirsiniz. 4 numaralı şiş ile. Ben 25 başlayacağım. Siz dediğim gibi normal kalınlıkta bir bebe ipiyle 4 numaralı örülecek bir bebe ipiyle başlıyorsanız 32 ilmekle başlamanız gerekiyor. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ilmeğimi attım. Bir kere daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bak eksik atmışım herhalde. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 yok 25 evet 25 ilmeğimi attım ve sonunda da bir düğüm yapıyorum sağlam olması için. Şimdi arkadaşlar komple haroşodan oluşuyor. O yüzden normal örerek haroşa örerek devam edeceğim. 1 2 ve 3 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu sıramızı tamamen bütün ilmeklere bir haroşa olarak örelim bir elimiz kolaylasın. Şimdi bütün detaylarını vermek istiyorum. Bu beremiz biraz çünkü diğer berelere göre değişik bir model. O yüzden tüm detaylarını vermeye çalışacağım sizlere. İnşallah anlaşılır bir video olur. Normal bebek ipiyle de nasıl devam etmeniz gerektiğini anlatacağım. Ben polarla yapıyorum şu an kadife iple ama dediğim gibi sizlerin de normal bebek ipiyle nasıl yapmanız gerektiğini kısaca anlatacağım. Sıra sonunda ki bütün ilmekleri şunu aldım burada örmeden aldım yine şimdi arkadaşlar burası bizim ön yüzümüz olarak kabul edilecek şimdi ilk ilmeğimi yine ters örgü olarak alıyorum bir tekrar ipimin yönünü değiştirdim haroşa yapıyorum 2 ve 3 ilmeğimi ördüm bir tane şu şekilde şöyle alayım gizli arttırma yapıyorum parmağıma doladım ve sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haraşo olarak örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örmemiz gerekiyor bu modelde bu ilmeğim de dahil. Ben normalde örmeden alırım bilirsiniz ee, ama şimdi örerek almak zorundayım modeli devam ettirebilmek için. Şimdi arkadaşlar buraya geçtiğimizde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipimin üzerine bir tane doluyorum. Yani şu şekilde alsam daha kolay olacak. Bakın. Şöyle bir tane doladım. Ve buraya bir tane ilmek belirleyicisi takıyorum. Ve sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. bizim arka yüzümüz. Şimdi burada şu gizli arttırma, pardon, şu gizli arttırma ilmeğim bunu da şu şekilde örüyorum arkadaşlar delik oluşmaması için. Gizli arttırmadan sonra bir ilmek daha örüyorum. Sonda kalan iki ilmeğimi örmeden alacağım. İpimin yönünü değiştirdim. Örmeden aldım. Artık Beremiz bitene kadar bu baştaki iki adet ilmeğim sürekli arka yüzden örmeden alınıp ön yüzden örülecek. Şimdi buradan düz örgü olarak bunlar örülmüş olacak. Arka yüzden örmediğim için ve 3. ilmeğimi de ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yapıyorum. Sürekli ön yüzümde üçüncü ilmekten sonra bir gizli arttırma yapılacak. Bir müddet bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örerek haroşolarla devam ediyorum. belirleyicinin olduğu yere kadar geldim. Buradan sonrasını örmüyorum arkadaşlar. ilmek belirleyicisine kadar ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve şu şekilde doladım. Ve buraya yine bir tane ilmek belirleyicisi taktım. Ve tekrar sonda 2 ilmek kalana kadar örerek devam ediyorum. Bir çok güzel bir model bu model. Normal bebe ipiyle de çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama polarla da daha bir güzel oluyor. O yüzden yapmanızı öneriyorum hem bebeğimizin kafasını daha sıcak tutması için evet arttırma ilmeğine geldim yine şuradan girerek örüyorum bunu iç kısmından batacağım yine şişimin ucu küt olduğu için zorlanıyorum Evet. Aldım. Bir ilmek daha ördüm. İpimin yönünü değiştiriyorum ve son iki ilmeği örmeden aldım. Tekrar ön yüzüme geldim. İlk iki ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3. ilmeğimi ördüm ve bir tane gizli artırma yaptım ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar haroşa olarak devam ediyorum Evet ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar geldim. Tekrar geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane üzerine doladım. Bir tane daha ilmek belirleyici taktım. Üçüncü oldu arkadaşlar. Ve yine örerek devam ediyorum. Bir tane daha göstereceğim. Anlamayan arkadaşlar olabilir. Ondan sonra bu şekilde bir müddet devam edeceğiz. Yine sonda 2 ilmek kalana kadar haroşa olarak örerek devam ediyorum. Evet. Sonda 2 ilmeğim kaldı. İpimi yönünü değiştirdim. İkisini örmeden aldım. Ve ön yüzümdeyim ilk iki ilmeği düz örgü olarak ördüm kalanını haroşa olarak öreceğim üçüncü ilmeğimi örmüş oldum bir tane gizli arttırma yaptım ve ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar devam ediyorum Evet. ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar geldim. Örmeden döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doladım. Tekrar bir tane ilmek belirleyicisi taktım. Dördüncüyü takmış olduk ve tekrar örerek devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde toplam 10 tane yapmayı planlıyorum. 10 kere böyle ilmek belirleyicisi takmayı planlıyorum şu an. Şu an dördüncüyü taktık beraber. Sıra sonuna kadar geldim. Evet, sonda iki tane ilmeğim kaldı yepyeni yönünü değiştirip ikisini örmeden aldım. Arkadaşlar bu şekilde bir müddet devam edeceğiz. Bakın şu an, bakın şu öndeki kısım düz örgü olarak örülüyor gerisi haroşa burası bizim şöyle alt kısmımız zaten şöyle. Şu an biz ellemesini örüyoruz beremizi. Şu an burası bizim alt kısmımız, burası bizim tepe kısmımız olarak örüyoruz. Şimdi bu ilmek belirleyici belirleyici olacak şekilde toplam 10 tane ilmek belirleyicisini yapmayı planlıyorum dediğim gibi. Bakın şu an 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu yeterli olur diye planlıyorum. Tabii değişik bir şey yaparsam size bunu belirteceğim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ilmek belirleyicilerini taka taka. Ee, bu, bu kısımda arttırma yapa yapa e, 10 tane ilmek belirleyicisi olacak şekilde takalım ve yine 3. ilmekten sonra bu taraftan art, gizli arttırmamızı yapacağız ve şuradaki bu düz örgü hattını ön taraftan ör, örerek arka taraftan örmeyerek 2 ilmeğimizi devam edeceğiz ve e, beremizi bu şekilde devam ettireceğiz şimdi ben bu şekilde devam edeyim Kaç tane ilmek belirleyici olacak şekilde devam ettiğimi sizlere göstereceğim ve sonuncuyu da yine beraber yapacağız. Şimdi ben de tamamlayıp geliyorum. Evet toplamda 10 tane ilmek belirleyicisi takana kadar gidip gelerek devam ettim. 10. taktıktan sonra da sıra başına kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Yani şu şekilde. Yine baştaki iki ilmeğimizi bu şekilde bere bitene kadar devam ediyoruz. Bir ve iki ilmeğimizi düz olarak ördüm. Üçüncümüz haroşo. Bu sefer arttırma değil eksiltme işlemi yapıyoruz. Üçüncü ilmeği ördükten sonra dördüncü ve beşinci ilmeği şu şekilde arkadaşlar girmem gerekiyor. Bu şekilde girerek kesim yapıyorum ve ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örerek devam ediyorum. Kesim işlemini benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Ee, görüntünün o şekilde düzgün olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesim işlemini yan taraftan yani şu şekilde girerek yapmanızı tavsiye ediyorum polar ip olduğu için biraz zor oluyor ama arkadaşlar ama görüntü o şekilde düzgün olduğu için o şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi ilmek belirleyicisinin olduğu yere kadar geldim. İlk ilmek belirleyicimi çıkardım ve yine şu şekilde girerek Kesimimi, bir saniye, kesimimi yaptım. Gerisini örmüyorum, geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Ve örerek sıra sonuna doğru gidiyorum. Birkaç tane daha yapalım beraber. Ondan sonra öremizi yapmaya devam edelim. Evet, sonda yine iki ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirip ikisini örmeden aldım. Ön yüzüme geçtim ön yüzünde yine bu iki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 3. ilmeğim haroşo ve şu iki ilmeği yine arkadaşlar bu şekilde girerek kestim ve tekrar ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar gidiyorum. Önce Arttırmalar yaptık. Şimdi eksiltmeler yaparak beremize şu kısım kulak olacak arkadaşlar. Beremizin. Beremizin şu an bir yandan kulak çalışmasını yapıyoruz. Bir yandan da tepesindeki görüntüyü düzeltiyoruz. Şimdi ilmek belirleyicisinin olduğu yere kadar devam ediyorum. Evet. İlmek belirleyicimi yine çıkardım. Yine buradaki şu iki ilmeği bu şekilde girerek kesim yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeği örmeden aldım ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Bilen arkadaşlar zaten şu an ilkini gösterince bile devam etmişlerdir. Bütün herkese örgüye yeni başlayanları da öğretmeye çalıştığım için detay vermek zorunda hissediyorum kendimi. Biliyorsanız arkadaşlar bu kısmı geçebilirsiniz. Evet sondaki iki ilmek kaldı. Örmeden aldım. Tekrar ön yüzüme geldim. Bu iki ilmeği yine düz örgü olarak örüyorum. Üçüncümüz haraşo. Dördüncü ve beşinci ilmeği pardon arkadaşlar şu şekilde girerek aldım ve Tekrar ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örerek devam ediyorum. Eğer bebe ipiyle yapıyorsanız, yani normal kalınlıkta bir bebe ipiyle yapıyorsanız, 12 tane bu ilmek belirleyicisinin olduğu kısmı yaparsanız yeterli olacaktır. Biz polar iple yaptığımız için 10 tane yeterli oldu. Ama bebeği ipiyle 12 tane ya da 13 tane yeterli olacaktır. Aldım. Tekrar ilmek belirleyicimi çıkardım. Yine arkadaşlar şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Arkadaşlar böyle böyle bütün ilmek belirleyicilerimiz bir tane kadar devam ediyoruz ama sondaki bir tane ilmek belirleyicisi kalsın. Onu sizlere göstereceğim nasıl olacağını. bir tane ilmek belirleyicisi kalana kadar bu şekilde kesimlerimizi yaparak devam edelim. Daha sonra ki işlemle tekrar burada olacağım. Evet bir ilmek kalana kadar kesimlerime devam ettim. Şimdi sonuncuyu beraber yapalım. Bir, iki ve üç adet ördüm. Yine bu sırada da kesimimi yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar örerek Son ilmek belirleyicimin olduğu ilmeklere de kesmek üzere gidiyorum. Evet, son ilmek belirleyicimi de çıkardım ve yine aynı şekilde girerek kesimimi yaptım. Ve arkadaşlar kulağımızın birine bakın şu şekilde kulağımızın birini tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar şimdi başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani bu taraftan yani buradaki ilmek takma işlemini yapacağız ama bu sefer bu düz örgülü kısımda hiçbir işlem yapmayacağız. Yani Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. Hemen tekrar ipimin üzerine, yani tığım şeyin üzerine şu şekilde doladım. Hemen ilk ilmek belirleyicisini taktım ve sıra sonuna kadar örerek haroşolarla devam ediyorum. Şimdi ilk önce arttırmalar yaptık hem sıra başından hem bu taraftan. Daha sonra da kesimler yaparak arttırdığımız ilmeklere bitirdik. Şimdi tepe kısmından arttırmalar yapacağız ama alt kısımdan hiçbir işlem, ne arttırma ne eksiltme yapmayacağız. 10 kere bu ilmeklerimizi takmıştık. Yine 10 kere takmamız gerekiyor. Yani kaç kere? ilk yaptığımız zaman bu ilmek belirleyicilerini kaç kere taktıysak bu kısımda da şimdi aynı adette takmamız gerekiyor. 10 tane taktığımız için yine 10 tane takıyorum ve bu düz örgülü kısım beremiz bitene kadar devam edecek. Şimdi bu kısımda burası bizim kulak kısmımız. İlk iki, iki ilmeği yine düz örgü aldım. Kalanlarını arkadaşlar hiçbir şey yapmadan örerek devam ediyorum. Ne arttırma yaptım, ne eksiltme yaptım. Tepe kısmına doğru örerek devam ediyorum. Renk renk yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir model olacak. Ve bu kadife iplerin renkleri çok güzel oluyor, çok canlı oluyor. Her modele de yani her renge de yakışacak bir model olmuş oldu. İlmek belirleyicimin olduğu yere kadar ördüm yine. Geri döndüm. İpimin yönünü değiştirdim. Şu ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doladım. Tamam bir ilmek belirleci daha taktım ve örerek sıra sonuna doğru gidiyorum. Yani sadece tepe kısmında bu işlemi yapacağız. Alt kısmında sadece düz örgülü kısmı yapacağız. Ne arttırma ne eksiltme var. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir kere daha göstereceğim örgüyü bilmeyen arkadaşlar için evet sonda 2 ilmek kalana kadar ördüm ikisini yine ipimi yönünü değiştirerek örmeden aldım tekrar sıra başına geldim düz örgülü kısmı örerek devam ediyorum ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örerek devam ediyorum çok kolay bitecek bir model arkadaşlar başına oturursanız iki saatte hiç kalkmadan iki saatte bu bereyi yaparak çocuklarınıza bebeklerinize kullanabilirsiniz gerçekten kalın iple olduğu için çok çabuk bitiyor ki ince iple de yapsanız çok çabuk biten bir model enine işlediğimiz için evet ilmek belirleyicime kadar geldim geri döndüm ipimi yönünü değiştirdim ilk ilmeği örmeden aldım bir tane doladım ilmek belirleyicisi taktım ve örerek devam ediyorum şimdi arkadaşlar böyle 10 tane ilmek belirleyicisi takılana kadar, takana kadar devam ediyoruz. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini göstermek üzere burada olacağım. Evet, 10 tane ilmek belirleyiz. Takana kadar bu şekilde devam ettim. Şimdi arkadaşlar baş kısmında hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz yani bu taraftan yine ilk iki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum örerek ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar gidiyorum ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ve kesim yapıyorum yine şu şekilde yanlamasına doğru girerek ve geri dönüyorum. Yani arkadaşlar şimdi de kesmeye başladık. Tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. Yine başlangıca kadar örüyorum. Bir kere daha göstereyim. Ondan sonra aynen bu şekilde devam edelim. Yine başlangıçtaki 2 adet ilmeğimize kadar haroşa olarak devam ediyoruz. 2 adet ilmeğimizi örmüyoruz. İpimi yönünü değiştirdim. İkisini beraber aynı anda örmeden aldım. Tekrar döndüm. Yine ilk 2 ilmeğime düz örgü kalanını haroşa olarak örüyorum ve ilmek belirleyicime doğru örerek devam ediyorum. Evet ilmek belirleyicim ne olduğu yere geldim ilmek belirleyicimi çıkardım ve yine bu iki ilmeği kesim yapıyorum ve tekrar geri dönüyorum arkadaşlar bu şekilde bir tane ilmek belirleyicisi kalana kadar kesimlerimizi yapalım Ondan sonra diğer kulak çalışmamıza başlayacağız yapmaya diğer kulağı da beraber yapalım Ondan sonra beremizin dikişine geçeceğiz ve kulakları var kulaklı bir bere yapıyorum ama siz kulak yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Pompon da kullanabilirsiniz kulak yerine. Şimdi bir sıra sonuna kadar gelelim. Evet. Şu an bakın şu an görüntümüz şu şekilde. Örmeye devam ediyoruz buradan ve bakın şu şekilde olur ama bu biraz şu kısım içe doğru girecek. Evet. Bakın şu an beremiz gayet güzel şekilde devam ediyor. Şimdi bu kesimleri yapana kadar da bu ön hat devam edecek. Arttırma eksiltme yapmadan ve daha sonra bitti e, bittikten sonra tekrar diğer şuradaki yaptığımız kulak çalışmasının aynısını bu taraf içinde yaparak daha sonra dikerek kulak çalışması yapacağız. Şimdi ilmek belirleyiciler bitene kadar kesmelerimizi yapalım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, kesimlerimi sonda bir tane kalana kadar yaptım. Şimdi onun da kesimini yapacağım ve tamamlayacağım. Şimdi oraya kadar yine haraşolarla devam ediyoruz. şu an biz alın kısmını yaptık şimdi tekrar diğer kulağımızı yapacağız beraber ve beremize bir tek kulakları kalmış olacak eğer bu kulağını da tamamlarsak bir tek kulakları ve kordonu kalacak onu da yapımını sizlere göstereceğim Evet son ayracımı da çıkardım. Yine şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Geri dönüyorum. Aynı işlemi tekrar başlatıyoruz. Arkadaşlar ilk başta yaptığımız bu kulağı yaparken yaptığımızın aynısını tekrar yapacağız. Bu kulak içinde yani videoya başlarken ki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani bir tane aldım bir tane doladım. Ayracımı taktım. Bu benim birinci arttırmam olmuş oldu. Sıra sonuna kadar gideceğim. Sıra sonuna kadar gidiyorum. sıra sonuna kadar geldim sondaki iki ilmeği yine öpüm ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım ön yüzüme geçtim iki ilmeği düz olarak örüyorum üçüncü ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve bir tane gizli arttırma yaptım yani dediğim gibi başladığımız işleme geri döndük arkadaşlar en baştaki işlem 3 ilmek örüp arttıracağız buradan da bir tane arttırarak ayracımızı takacağız aynı işleme tekrar geri dönüyorum kafası karışan arkadaşlar olabilir o yüzden birkaç tanesini yine göstereceğim şimdi ayracımın olduğu yere kadar gidiyorum Aynı takımın patiğinin de anlatımını yapacağım arkadaşlar. Yani tam takım yapmış oluyoruz. Kapşonlu hırkası, tulumu, beresi, patiği tam takım olarak anlatımını yapmış olacağım. Daha sonra da bir de kapşonlu kulaklı tulum, paçalı tulum anlatmayı düşünüyorum. Aynı ipten. Son da bir ilmek. Yani son ayracımın olduğu yere kadar ördüm. Geri dönüyorum. Yine her zamanki gibi ipimin yönünü değiştirdim. Bir tane ilmeği örmeden aldım üstüne doladım ayracımı taktım tekrar sıra sonuna kadar gidiyorum sıra sonuna kadar geldim sondaki iki ilmeği yine örmeden aldım yine ön yüzüme döndüm ilk iki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 3. ilmek haroşa olarak örüldü. Hemen bir tane daha gizli arttırma yaptım. 3 ilmekten sonra ve yine ayracımın olduğu yere doğru gidiyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Ve arkadaşlar bu şekilde 10 adet ayracımı takana kadar bu işleme devam edeceğim. Hem arttırma yapacağım. Hem buradan 3 ilmekten sonra arttırma yapacağım. Hem buradan arttırma yaparak ayracımı takacağım. Ve böylelikle beremizin ikinci kulağının yapımına başlamış olduk. Ve iki ayraç takımını da beraber yapmış olduk. Şimdi üçüncüyü de beraber yapalım. Ondan sonra devam edelim. Evet Ayracımın olduğu yere kadar geldim. Geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şişime doladım ve ayracımı taktım. Ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum ve yine 3 ilmeği ördükten sonra ön yüzümden bu ön taraftan arttırma yapacağım ve buradan da aynı işlemi yaparak şu an 3 tane ayracı beraber taktık. 10 tane ayraç takılana kadar devam edeceğiz aynı şekilde örmeye. Şimdi 10 ayraç takılana kadar devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra kafası karışan arkadaşlar olabilir. O yüzden kesimleri de nasıl yapacağımızı tekrar göstereceğim ve böylelikle beremizin bitimine doğru devam edeceğiz ve kulakların yapımına geçeceğiz beraber. Şimdi ben de 10 ayraç olana kadar bu şekilde devam edeyim. Ondan sonra beraber kesimlerine başlayalım. Evet arkadaşlar, arttırmalarımı yaptım ve bakın kulağım bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi tekrar eksiltmelere başlayacağım diğer kulakta. Olduğu gibi şimdi ilk 3 adet ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde 4. ve 5. ilmeğimi şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örerek devam ediyorum. Evet ilmek belirleyicimin olduğu yere geldim. İlmek belirleyicimi çıkardım. Yine şu şekilde girerek kesim yapıyorum ve tekrar geri dönüyorum. Arkadaşlar buradan itibaren göstermeyeceğim. Zaten ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yaparak devam ediyoruz. İlk kulağımızı oluştururken bu şekilde başlamıştık. Aynı işlemi bu kulak içinde yapacağız. 3 ilmek öreceğiz. 4. ve 5. ilmeği kesim yapacağız. İlmek belirleyicine kadar öreceğiz. ilmek belirleyicisini çıkartıp tek tek çıkartarak ilmek belirleyicisinin arkasındaki iki ilmeği de kesim yapıp tekrar geri döneceğiz. Bu şekilde bütün ilmek belirleyicileri bitene kadar devam edelim. Ondan sonra zaten beremizi bitirmiş olacağız. Ve dikim işlemi ve kulak ve kordon yapımı var. Onları da yaparak beremizi bitireceğiz. Ben de şimdi tamamlayıp kulak yapımıyla geliyorum. Evet arkadaşlar beremizi bu şekilde tamamladım ve örerek kesme işlemi yaparak örerek bitirdim. Kesmelerim bittikten sonra arkadaşlar bir sıra daha ördüm. Başlangıçta da bir sıra örerek başlamıştık. Kesmeler bittikten sonra da bir sıra daha ördüm. Ondan sonra örerek kesme işlemi yaparak tamamladım. Şu an beremizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi bunu bir dikeceğiz. Polar iple dikmiyorum. Aynı renge yakın bakın aynı renk ee, ince iple dikeceğim. Ama önce arkadaşlar şu ipleri yürütmemiz gerekiyor ki sıkıntı olmaması için polar ipleri de yürütmesi çok zor oluyor. Çünkü katları ayrılıyor. O yüzden biraz dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra kesiyoruz. Zaten iki yerde ip var, bir başlangıç, bir bitiş. İkisini de bu şekilde alarak tamamlamış olacağız. Evet, biraz çok fazla zaten açılması zor bir ip bu, sökülmesi zor bir ip kalın olduğu için birkaç sıra şöyle devam ettirirsek yeterli olacaktır. Ama yürütmeden de kesmeyin arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi buranın başlangıcı şurada. Burayı buluyorum iç kısımdan girdim ve tekrar şu şekilde ipimin katından geri girdim arkadaşlar ki buradan da sökülme olmaması için ve diğer tarafın başlangıcını buluyorum bakın burada belli oluyor zaten şimdi dış yüzeyden birbirine dikeceğim şu şekilde karşılıklı getiriyorum bir kere daha aynı yerden geleceğim ki kat görüntüsü olmasın diye. Evet, birazcık belli oluyor arkadaşlar ipi e, dikme yerimiz çünkü o daha farklı bir ip kullandığımız için. Ama bu modelde e, başka bir seçeneğimiz yok. E, yani normal berelerde e, dikiş yapmadan da yapma şansımız oluyor tümden işlemek gibi. Ama bu modelde öyle bir şansımız yok. Bu da enlemesine işlenen bir bere olduğu için dikiş olması gerekiyor arka kısımda. Bu şekilde sıra sonuna kadar karşılıklı gelen ilmekleri dikelim. Sonra bir kulak çalışması ve e, kordon çalışması yapacağız kulaklarımızı da yerimize dikeceğiz yani kulaksız da kullanabilirsiniz kulak yerine pompon yapabilirsiniz hazır pomponlar dikebilirsiniz ben bu modeli kulaklı olarak yapacağım ama dediğim gibi siz normal pompon hazır pompon olarak da tamamlayabilirsiniz beremize Evet. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri tutturarak geldim. Sıra kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yamuk olmaması için birazcık şöyle çekiyorum. Şimdi şuradan bir tane bir düğüm yaptım iğnemi iç kısma geri aldım. Evet buradan bir kere daha düğüm yapacağım. Açılmaması için hem dıştan yaptım hem ipimi içe çevirince de düğüm yaptım. Ve şu yap diktim iplerin arasından yürüterek zaten bakın gözüküyor biraz yürütmüş oluyorum kendini gösteriyorlar zaten farklı ip olduğu için Evet bu şekilde aynı iple dikilmiyor arkadaşlar polar ip olduğu için dikişi çok zor oluyor ip katlarına ayrılıyor o yüzden o iple dikmiyoruz Evet beremizin şu anki görüntüsü bu şekilde arkadaşlar şimdi şu şekilde iki parça hazırlamamız gerekiyor toplam 11 tane ilmek attım ee, Pardon 18 17 tane ilmek attım ve 11 sıra boyunca 11 diş haroşa boyunca ördüm ee, iki tane bu şekilde parça hazırlıyorum kulaklarım için önce şu ipleri de bir yürütüyoruz yürütmemiz gerekiyor şu şekilde iki tane kulak iki tane kordon yapacağız şimdi şunları kesiyorum ve yine aynı renk ipimle ince bebek ipi arkadaşlar onla dikeceğim şimdi diktiği için yürüttüğümüz yer burası olduğu için Burası dışta kalacak şekilde dikiş yapacağım. Şuradan başlıyorum. İki kenarı dikeceğim. Öbür uç boşta kalacak. Onu da beremize dikerken yapacağız. İki ucu dikiyorum. Diğer kulak da aynı şekilde olacak. Burada o kadar dikişte özenmenize gerek yok. Burası çünkü iç kısımda kalacak. Yaptım. Şimdi buraya da bir düğüm atarak burayı kapatıyorum. Ve ipi de biraz şuradan yürütüyorum. Evet. Ve buradaki ipi kestim. Aynı şekilde diğer tarafı da dikeceğim. Şu şekilde bu da bu uç şöyle içinden geçiyorum. Bir uçtan başladım. Şimdi burayı da aynı şekilde dikerek kapatacağım. Şimdi sizlere nasıl dikmemiz gerektiğini de göstereceğim. Evet burası da tamam. Evet buraya da bir düğüm atıyorum. Evet ipimi kesmiyorum. Şurası boş arkadaşlar ve kulağımızı şu şekilde çeviriyoruz. Ve buradaki ipimi de arkadaşlar şuradan dışa çıkartıyorum onu dikmeye devam edeceğim. Buradan başlanıyor çünkü dikmeye. Şu an dikişler iç kısımda kaldı. Verem aldım Arkadaşlar kulağın birini buraya, birini buraya dikeceğim. Bakın şu şekilde biri burada olacak, biri burada olacak. Şimdi olmasını istediğim burası benim ön tarafım. Hatta birazcık daha şöyle şuradan çıkarsam daha iyi olacak. Evet tam uçtan. Arkadaşlar olmasını, gel yani kulağımın olmasını istediğim yerden hatta şuradan girelim. Yerine ayarlayıp aldım. Evet. Ve şu şekilde bu kısmı hafif şöyle çaprazlama tutuyorum ve bakın buraları kenardan deremize doğru girerek tutturuyoruz. Şurayı da ve arkadaşlar son kez çıkıyorum şuradan. Evet. Şimdi şu kısma geçmeden önce burada bir düğüm yapıyorum yine. Burası sabit kalması için. Şu kısma şu şekilde yapıyoruz büzeceğiz burayı Bakın, şu şekilde iyice sıkıyorum arkadaşlar sıktıktan sonra buraya da bir düğüm yapıyorum açılmaması için Evet ve bu şekilde kulağımı açayım tam karşısına gelen yerden şöyle biraz içten alalım tekrar geri girdim. ve yine diğer tarafta yaptığım gibi kenarlarını dikerek devam ediyorum. Onun için kulağımı biraz iç kısma, iç kısımdan dikmem gerekiyor. şekilde biraz içe doğru alalım. Bakın şimdi oldu. Şimdi olduktan sonra buradan yine iç kısımdan bir düğüm yapacağım. Açılmaması için diğer kulağı da simetrik olarak yan tarafına dikeceğim düğümümü yaptım şöyle birazcık daha yürütüyorum ve kulağımın ipini kestim biraz düzeltelim Evet şu an kulağımız yerine dikilmiş oldu. Diğer kulağımızı da arkadaşlar aynı şekilde yaparak şu kısma dikeceğiz ve kulaklarımızı tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar şu şekilde de iki tane kordon yapmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir iki tarafı açık çorap şişine ihtiyacımız var. Bendeki çorap şişi üç buçuk numara bir çorap şişi. Ama sizde hangi numara varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi kordon yapımında kısaca bir göstereceğim. Daha önceki videolarımda göstermiştim ama burada da göstermek istiyorum. Şişime 3 adet ilmek atacağım. 3 adet ilmek yeterli olacaktır ipimiz kalın olduğu için. Düğümümü yaptım. Şimdi örerek başlıyorum. Bütün ilmekleri örmemiz gerekiyor. 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. Biraz çektim. Diğer tarafa arka tarafa dönmüyorum. Bunu şu şekilde bu şişimin başına getirdim. Tekrar ilk ilmeğe taktım. Biraz çekerek yine 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3. Yine çektim. Tekrar arka kısmı örmüyorum. Ön yüzden ön yüzden örerek devam edeceğim. Tekrar 1 2 ve 3. Yine çektim. Yine başa doğru aldım. Tekrar 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm, çektim. Tekrar arka yüzü örmüyorum. Ön yüzden şişimin başına aldım. Tekrar 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm, çektim. Tekrar başa aldım. Tekrar bir iki ve 3 ilmeğimi örerek bu şekilde ön yüzden ön yüzden örerek bu şekilde kordonumuzu yapacağız. Şimdi bunu nasıl buraya dikeceğimizi göstereceğim. Ben birini hazırlamıştım zaten. Yine ince ipimi alıyorum. Alt kısmına düğüm yaptım. Nereye dikeceğimizi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şurada kulaklı kısmımız ve bakın şurada bir yuvarlak hattımız var. Hemen bu yuvarlak hattın alt kısmına şu iç kısma gelecek şekilde şurası. Bunu buraya ve güzel bir ve sağlam olacak şekilde ince ipimizle dikiyoruz. Kordonu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Benimki yaklaşık 25 santim civarında, 25 santim yeterli olacaktır. Ama sizin gözünüze küçük göründüyse biraz daha yapabilirsiniz. Bakın buraya bunu dikmiş olduk. İç kısımda da şu ilk taktığımız iğnenin yani düğümün içinden geçirelim ki bu ip ince olduğu için kaçma ihtimali var ve düğüm yaparak tamamlamış olalım yine ve bunu da buraya monte etmiş olduk. Diğer yaptığımız kordonu da bakın bunu da bu şekilde kordonun arasından Yürütüyorum ve kesiyorum. Şunu da aynı şekilde ilk taktığımız ipi de şu şekilde kordonun iç kısmından yürüterek görünmez hale getiriyorum ve kordonumuzun biri ve kulağımızın biri yerine dikilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer kulağı ve diğer kordonu da yapalım ve yerlerine dikelim. Ondan sonra beremizin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde beremi tamamlamış oldum. İki kordonu da diktim. Kulaklarını da yerine diktim ve şu an gerçekten tam 1-1,5 yaşa uygun bir polar bere yapmış olduk kulaklı. Dediğim gibi kulakların yerine normal iple pompon yapabilirsiniz tüylü pompon takabilirsiniz iki tane buralara bir tane de takabilirsiniz tamamen size kalmış ben takıma uygun olması için kulak yapmayı tercih ettim ve bu şekilde modelimizi tamamlamış oldum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diyasının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.